Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ev boyayacağız. He, ev boyayacağım. Bugün kaymakla başladık. Kaymağı bir hafta önceden aldıydım ben. Geçen sene de aldıydık. Çok güzeldi. Kaymağı bir hafta önceden aldıydım. Pişirdim, mayaladım. Kadın dedi ki 3-4 gün dolapta beklet dedi. Ondan sonra dedi yağ yap dedi. Daha güzel olur öyle dedi. Abdullah'a söyledim, bana buz getirmiş yavrucağızım. Şöyle. Şimdi bunu damlamasın da. Bu damlamaz. Şöyle tut da sen. Ben şunu töreyim. Taş gibi olmuş maşallah. Dondurma. Kaşıkayım. Geçen seneki yaptım böyle donmadıydı. Odan dal tamam yani. Burayı mı? He, orada üstüne al. Tavuşa su koyacak mısın? Yok. Kovayı ters çevirip üstüne koysan nasıl olur? Devrilir mi? Evet, kabloya geliyor. O onun içine cüp diye gider. Gitmez. Gider. Gitmez, bir dakika canım, ne bari? Hayır, onun içine koyma ya, onu. Bir dakika. Yağmur suyu bir şey yok. Ağırlık beni kaymasın diye. Heh. O anda iyi olmadı bence. Aşkım bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Bana güven. Hadi bakalım. Nasıl? Anam sinek. Yeah.
Başka. Döküyor mu içini? Hadi çabucalım mı? Hı? Daha olmadı. Dök biraz. Ben daha sertleşti, sertleşti. Sertleşti mi? Bak abi. Nasıl? Tam biraz su koy. Yağ da dolmadı daha. Her yer kapkar oldu. Açtı. Hı. Arkadaşlar sonunda çok şükür oldu ya. Ayranı da çıkarttık şöyle. Vallahi olmuyordu da. Gittim sonradan, eskiden anam şey yaptığı zaman, ne onun adı, olmadığı zaman içine su kaynatıp dökerdi hemen, çabuk olsun diye. Mis gibi. Neyse, yemeğe hazır. Neyse, bu sene de başımda yer artık. Yapmayacaktım. Neyse, gitmiyor diye karar verince, dedim bari yapayım. Az bir şey geçen seneden de var. Şura açıldı ha. He, hava geliyor. Böyle Instagram'da falan görüyor ki onlar işte demek ki ne böyle alıyorlar, yağ yapıyorlar. Demek ki kaymaktan yapıyorlar bir şey. Ben bunun ayranını da kullanırım. Şundan azıcık böyleyim şöyle de. Çok oluyor buna. Allah'ım ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Amin. Burada 180 liraya aldım arkadaşlar. Kadın dedi pahalanacak dedi. Tamam dedim. 180 liraya aldım. Niye öyle yapıyorsun? Ayranı çıksın diye bak içinden ayranı çıkıyor görüyor musun? Dondu dondu diye. Bileğin ufak olduğu için biraz zor. Mesaj attın mı abiye? Yazdım. Sen mi yazdın? Ay aradım. Aradın mı? Hı. Söyledim tamam dedim. Her sene amcamın gelininden alıyordum. Dedim bizim Kirvegil dediler ki ne biz kendimiz yapıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz dedim. Dedi böyle böyle kaymağı alıyor dedi. Pişir yok dedi. Kaymak alıyorlarmış onlar pişir yok dedi. Yapıyor dedi. Ben de dedim ben bilirim dedim kaymak şey yapmasını.
yapmasını. Baktın abi mi? Yok, baktım da. Gelmemiş bilirim. Pembe de yaparım dedi. Geçen sene aldık yaptıydık. Tadına doyamadık. Geçen misafir geldi. Helva kavurduydum. Vallahi mis gibi olmuştu. Helva. Şunlar da şartmışsın. Bak bu ılığı da görüyor. Hatırlıyor musun? 10 kiloluk bir donda yaptıydım. Küçücük bir kase çıktıydı. Hatırlamıyorum valla. Hatta sen yaptın, çalkaladın, abin çalkaladıydı, ben, Abdullah, hepimiz çalkaladıydık, 10 kiloluk bir dondaydı. Hiç hatırlamıyorum şu an. Arkadaşlar bakın taş gibi oldu. Buzu da yaptım, çıkarttım buzu. Yoğurdum iyice de. Bu üçüncü yıkayışım. Yıkıyorum. Yapıyorum. Ayrıyeten buzun içine koyuyorum. Ayranı kalmadı o kadar. Eskiden vallahi annem yapıyordu. Ne ayranlı şama vardı. Yayın içinden alıyordu direkt güzelce. Ondan sonra topaklayıp şeye koyuyordu. Kaba koyuyordu veya da dolaba koyuyordu. Şimdikiler buzun içine koy. Buzun içinde yoğur. Hele bilmem ne yap. Ben burada gördüm bunu. Kaç kilo vardır? Rahatlık 5 kilo. Rahat 5 kilo var yani. Var mı? 5 kilo. Var. Dart olsa da dart. Şimdi arkadaşlar şuraya alın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ağızlarıyla yemeği nasip etsin inşallah. Amin. Ayrılmadan gayrılmadan. Hep beraber. Bu senin dilini kes. Ay bakayım. Şöyle fele şöyle yemek ekmek yumağı şey yumağı gibi. Şöyle mi? Daha hoş olur. Ha? Bunda tam şey olmuyor. Elimden kayıyor ya. Ha böyle. Hı-hı. Vallahi arkadaşlar şöyle iki tane koyuyor. Bir kilo geliyor. Aynen işte. Ağzını açıyor. Adam 400-450 lira diyor. Sana dokunmaz ya. Maşallahın var senin. Dokunmayıp da ne ben bunun banka, kilo... banka. Bak şimdi. O bir kilosu 400 lira. Ya ben espri yapayım yok, ya. Bir kilosu 400 lira de. Ama oğlum ben buna olurdu. Ben buna 1400 lira para verdim. Kaymak aldım. Tabii 1000 lirasını ben verdim. 400 lira Abdullah verdi. Ya 1400 lira. Evet. Şimdi diyelim ki 5 kilo çıksa 4 kere 5 2000. Yani neden basın 600 lira karım var. İşte. Bir de sen ne yaptın belli. İçinde ne oldu belli. İçinde ne olduğu belli. Bir de onların içinde ne olduğu da şeyde. Tam tereyağı kokuyor ama şey olmuyor yani. Millet öyle bir sahtekar olmuş arkadaşlar. Esansını koyuyor, bilmem neyini koyuyor. Tereyağı diyor, tereyağı alakası yok. Şu tatlıcıya gittim, köşede tatlıcı var arkadaşlar. Neyse. Oraya gittim. Dedim ki ne abi dedim, sen tatlılar işte tereyağı kullanıyor mu dedim. Dedi normalde hepsine tereyağı kullanıyor dedi. Ben dedim ki ne ama dedim, seninkinde dedim hani koku yok dedim. Dedim ben başka yerden aldım bir kere dedim. Güzel dedim, tereyağı kokusu geliyordu dedim. Adam dedi ki ne. Ben bir şey demiyorum ama dedi, abla dedi. Öyle şeylere fazla inanma dedi. Ben dedim niye dedim. Dedi adamlar dedi esansı içine döküyor dedi. Ondan sonra al sana. Tabii şu koku esas değil yani. Tereyağının kendi özü. He. Dedi o al sana dedi tereyağı dedi. Bingocu ablamız o gün yorum yazmış. Teşekkürler, Allah razı olsun. Aldığı bir yorumda da görem yok diye. Hanımdan fırça yedim ondan sonra. Yok, birkaç kişi yazmış demiş ki ne kocan sadece yorumları dolduruyor falan demiş. İzliyor videolarımı ama yorum yazmıyor sadece. Ya şimdi yorum da olmazsa video ilerlemiyor. Yok hocam, yorum amacı biliyorum ben, dua manyetine hastalar işte ölmüşlerimize diye. O amaçta, yoksa ben yani yorum yazsam da yazmasam da değişim yok. Aynen dediği gibi öyle birkaç yorum ben de denk geldim de. Ondan dolayı. Ama bundan sonra bir tane olsa iki tane olsa inşallah. Dua manyetine inşallah tabii yazarım. Çok Sevap Bacım'ın yorumu var. Aynen. Allah razı olsun. Abla yazıyor 3-4 tane işte.
Eskiden Gül Hanım vardı, o da şimdi görünmez oldu bazen. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim yani tüm isteklerinizi yerine getirsin. Hakkınız hayırlı olana. Yani dediğim gibi Ata ablamızın biri bir yazmış Halide abi duvarlarda şey o gün hanım rahatsız diye. Eski video atmış herhalde o da bir duvar mı denk geldi? Ne bileyim şey orada. O zaman çok kötü oldu. Video hiç aklıma gelmedi. Yani gerçekten Rabbim işte yani ölmüşlerim de rahmet eylesin. İşte makamlar cennet olsun. Burayı tam göstereyim. Hastalara aile şifalar versin. Evlat isteyen ahil evlatlar Rabbim nasip etsin. Kimin ne sıkıntısı varsa Mevlam hayırlısa gidersin. Gönlüne göre hakkında hayırlı olan nasip etsin. Yani önemli olan günahsız ağızdan dua istemek. Benim ağzım bana günah. Size sevap. Sizin ağzınız mesela size günah. Başkalarının sevap. Günahsız olmuş olur yani. Onun için Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Hakkınız hayırlı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Yani bu şimdilik reklam değil, övünmek için de değil. İnan ki her zaman okuyorum tüm takipçilerimiz adına, isimle değil ama destek veren vermeyen tüm takipçilerimizin geçmişine, hastalarına diye dua ediyorum yani. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim gönlünüze göre hakkınız hayırlı olanı nasip etsin. Yani duamızdasın, dualarımızdasınız daha doğrusu. Dilim döndüğü kadar, aklım yettiği kadar inşallah ölene kadar duvardasınız. Rabbim hepinizden razı olsun. Tır. Arkadaşlar geçen misafir geldi. Gitti. Az önce de söyledim ya. Tereyağına vallahi şey kavurdum. Helva kavurdum. Yumuşak hem yumuşak yaptım hem de şey yaptım. Vallahi mis gibi olmuştu. Önümüze gelmesi. Akşamda künefe yapan. Mustafa kaçırmam belli. Akşam evde olmayız. Niye? Osman'a gideceğiz. Ya siz kendi kafanıza iş yapmışsınız yani. Yok. Ona göre madem iş yapacaktım. İş yapmaya gideceğim ben. Yapma gitme. Nasıl yapma gitme? Orada iş yapacaktım yani. Tamam ayarlı malzeme. Allah'ım. Daha gidene kadar sağdan tur. Ya yok vallahi yani ben sevmediğim şey böyle var ya tıt deyip yani yok. Her şey zamanında yavrum her şey yani. Arkadaşlar bu ayranı çıktı. Buzlarını da atmadım içinde erisin diye. Çünkü çok koyu içinde şey yapar. Suyunu şey yapar. Yağımız da burada çıktı. Şundan da su ısıttım getirdim arkadaşlar. Aa, yağımız bu çıktı arkadaşlar. Yağında şeyinden ayranından iyice arındırdım. 2 kere 3 kere yıkadım. En sonunda topakladım. Aha böyle yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar benim tereyağı videom bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.